Bu dersimizde Oracle veri tabanında bir tabloya kayıt eklemeyi inceleyeceğiz. Kayıt eklemek insert ile gerçekleşir. Insert SQL standartlarından bir tanesidir. Insert, update, delete, select bunlar bir veri tabanı yönetim sisteminde var olmak zorunda olan SQL tarafından standartlaştırılmış ve hepsinde var olan bir sorgu yapısıdır. Veri eklemek için bir tabloya veri ekleme yapmak için insert kullanılır. Bunun temel yapısını inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak bunun söz dizimini yani sintaksını inceleyelim. Insert into table yani insert into yazıyoruz. Daha sonra tablo adını yazıyoruz. Eğer istiyorsak zorunlu olmamakla birlikte opsiyonel olmakla birlikte kolon isimlerini aralarında virgül olmak şartıyla yazıyoruz yan yana. Daha sonra kapatıyoruz eğer bu kolonların isimlerini yazdıysak parantezi açıp içerisine yazıyoruz ve kapatıyoruz. Bir alt satırda ya da yanında fark etmiyor. Values yani değerler. Daha sonra yanında tekrar parantezi açıyoruz ve yukarıdakine yazdığımız sırayla yani yukarıdakine 1, 2, 3, 4, 5 sırasıyla yaptıysak buraya 3, 5, 2, 1 şeklinde farklı sırada farklı kolon isimleri yazamayız. Burada aynı şekilde yukarıda nasıl yaptıysak ona değer yazıyormuş gibi aynı sırada değerleri yazıyoruz. Nümerik bir değerse tek tırnak içerisinde değil ancak nümerik bir değer değil string bir değer ise tek tırnaklar içerisinde bu değerleri yazıyoruz ve bu şekilde noktalı virgülle kapatıyoruz. Şimdi bunlara bir örnek yapalım. Insert into departments departmanlar tablosuna veri ekleyeceğimi belirtiyorum bu örnekte. Gördüğünüz gibi departmanlar tablosundaki sütunların isimlerini yazıyorum. Department ID virgül department name virgül manager ID virgül location ID diyorum ki bunlara bu sütunlara ben veri ekleyeceğim. Yani bunlara değer yazarak bir kayıt eklemek istiyorum department tablosuna. Alt satırda values 70 department ID'ye gelecek şekilde yazıyorum. Public relations department name'e gelecek. 100 manager ID'ye, 1700 location ID'ye gelecek. Bunu şu şekilde çalıştırıyorum. Bakalım. Departments'a mesela 70 nolu var mıymış? Evet, public relations varmış. Olmayan nedir? 280 mesela. 280 yazdım. Evet. One rows inserted. Şimdi tekrar refreshleyelim. 280'e baktık. Evet. Public relations eklenmiş durumda. Bu işlem başarılı şekilde gerçekleşti. Şimdi 30 neymiş? Departments'ta 30. Yani burada var. Evet. Bunu 300 yapalım. Bir sıfır daha koyarak. Bu sefer dikkat edin yukarıda 4 tane sütun vardı. Burada 2 sütun yazdım. Yani diğerleri null geçilebilir olduğu için null geçilebilirse daha doğrusu bu şekilde başarılı bir şekilde çalışır. Ancak o tablodaki değerler null geçilemiyorsa sütunlar bu çalışmayacaktır. Bizden diğer sütunların değerlerini de isteyecektir. Ancak burada 2 tanesi 2 sütunda null geçilebilir olduğu için buraya verdiğimiz iki değer bize istediğimiz sorgu sonucunu oluşturuyor ve kaydı tamamlatıyor. 300 evet bu şekilde eklendi. Bakın diğerleri null olarak kaydedildi. Şimdi null olan iki değeri biz kendimiz girmek istiyoruz. Diğerleri null geçilebiliyordu. Aşağıda gördüğünüz gibi son iki manager ID ile location ID null geçilebilir. Bunu biz dışarıdan vererek herhangi bir sütun ismi yazmadan direkt insert yapabiliriz. Aksi halde burada gördüğünüz gibi sütun isimlerini yazmamız gerekiyordu. Biz burada sütun yazmadan 4 tane
var olan dört kolona bir değer yazdıracağız. Eğer burada sütun ismi yazmayacaksak burada tüm değerleri, tüm sütunlara değer girmemiz gerekiyor. Null de olsa giriş yapmamız gerekiyor burada. Bu nedenle şu şekilde çalıştırıyorum. 100, bunu da 1000 yapayım. Test olarak. Evet, one rows inserted. Örnekte görüleceği gibi eğer tablonun bütün alanları için kayıt eklenecekse tablo için kolon isimlerini yazmaya gerek yoktur. Insert, bir başka insert yapalım. Bunda da daha uzun bir insert'ımız var. Değerlerin hepsi bunlara uygun şekilde. Arada ss date var ve null var. Numerik var, string var. Bu şekilde çalıştırarak yine sanıyorum bununla alakalı bir şey. Bu da başarılı bir şekilde çalıştığı varsayabiliriz.